sabahlar arkadaşlar. Yine hayırlı akşamlar. Ne yapacağız? Yine en güzel masallardan birini sizlerle paylaşacağız. Gökkuşağı gibi rengarenk diyeceğiz bugün. Çünkü bugünkü masalımızın ismi böyle. Bu masalda bir çiçek var arkadaşlar. Çok renkli bir çiçek. Gökkuşağı gibi tıpkı. Ve ne yapıyor bu çiçek? Diğer çiçekler gibi değil. Ortalıkta savruluyor. Gökyüzünde dolaşıyor. Yani toprağa bağlı değil kökleriyle. Diğer çiçekler de bunu oldukça şaşırıyor. Neden böyle diye meraklanıyorlar ve bakıyorlar. Bunun bir sebebi var aslında. Masalla birlikte anlayacağız bunun sebebini. Neden dolaşıyor, ne arıyor, ne yapmak istiyor? Bunu anlayacağız masalda. Bakalım ne arıyor, ne olmak istiyor? Diğer çiçeklere o da imreniyor mu acaba ya da niye imreniyor? Birlikte görelim, olur mu? Gökkuşağı gibi rengarenk. Yerlerden bir yerde, belki de uzak bir ülkede güzel bir kasaba vardı. Bu kasabadaki evlerin çatıları turuncu, balkonları sarıydı. Kasaba halkı çiçeği çok severdi. Bunun için balkonlardaki saksılarda renk renk çiçekler vardı. Bu çiçekler sabah erkenden uyanır, balkondan balkona selamlaşır ve sohbete dalarlardı. Kimi o gün yapacağı işten bahsederdi, kimisi de gece gördüğü rüyayı anlatırdı. Yine bir sabah erkenden çiçekler birbirleriyle tatlı tatlı sohbet ederken garip bir şey oldu. Tüm çiçekler bir noktaya baka kaldı. Hepsi çok şaşırdı. Çünkü gökyüzünde bir çiçek vardı. Saksıda değil, yerde değil, gökyüzündeydi. Havada sağa sola hafif hafif sallanıyor, yaklaştığı saksı çiçeklerine selam veriyordu. Çiçeklerden biri şaşkın şaşkın söylendi. Gökyüzünde bir çiçek, gökkuşağı gibi rengarenk. Sonra bir diğeri renkli çiçeğe seslendi. Ne güzel, sen gökyüzünde uçabiliyorsun. Bizim gibi köklerinle toprağa bağlı değilsin. İstediğin zaman, istediğin yere gidebilirsin. Renkli çiçek gülümsedi. Öyle demeyin, bir yere ait olmak güzeldir. Herhalde benim de ait olduğum bir yer vardır. Ama henüz o yeri bulamadım. Zaten onun için buradayım. Eğer bir gün ait olduğum yeri bulursam, söz sizi de oraya götüreceğim. O zaman göreceksiniz. En güzel yere de gitseniz, ait olduğunuz yere dönmek isteyeceksiniz. Onlar böyle konuşurken birden yağmur başladı. Ama öyle sağanak falan değil. Sadece tatlı tatlı serpiştirdi. Ardından yine güneş belirdi. Sonra da gökkuşağı göründü. Renkli çiçek gökkuşağına baktı. Sonra diğer çiçeklere seslendi. Hadi biraz gezelim. Ardından ıslık çaldı. Bir helikopter böceği uçtu geldi ve tüm çiçekleri alıp gökkuşağına götürdü. Çiçekler önce çok şaşırdılar, sonra alıştılar. Sırayla gökkuşağının üzerinden kaydılar. Doya doya eğlendiler. Bu manzarayı görenler hayretler içinde kaldı. Gökkuşağının üzerinden kayıp da yere inen çiçekler yine helikopter böceğiyle evlerine, saksılarına döndüler. Gökkuşağının üzerinde sadece renkli çiçek kaldı. Onun yeri zaten oraydı. Sonunda o da yuvasını bulmuştu. Ortalıkta savrulmaktan kurtulmuştu. Evet arkadaşlar, ait olmak güzeldir. Tıpkı masalımızdaki çiçeğimizin de istediği gibi ait olmak gerçekten önemlidir. Her zaman fark edemeyebiliyoruz elimizde olan nimetleri. O yüzden fark edebilmeyi de nasip etsin Rabbim. Çok güzel nimetler var elimizde, ait olmak gibi mesela, değil mi? Geldik programımızın sonuna. Bu güzel masalla alasmarladık demiş olduk. Ve rüyadan önce, yani uykudan önce bu güzel masalla veda etmiş oluyoruz. O yüzden şimdilik alasmarladık diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi uykular.